Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karaya vurmuş dev balıkları izleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce bunu izlemiştik. Çok hoşunuza gitmişti. Ben de tekrardan çekeyim dedim. Lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi bir balığı arkadaşlar böyle elindeki iğneyle yemlemeye çalışıyor. Çekip onu tutacak herhalde. Evet, tuttu ve iğrenç. Ben hayatta dokunamam lan. Ne düştü? Lan elini ısırıyor. İğrenç, damarından tuttu adamın. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi kırmızı mavi polis arabası gibi balıklar var arkadaşlar. Toprağın içinden çıkarıyor. Evet, bunlar karaya vurmuş arkadaşlar. Yani biz gece uyurken bunlar geliyor böyle karaya vuruyor, sonra uyanıp biz top... Aa, yumuşacık lan, slime gibi. Çok güzel. Evet, en sevdiğim alet şudur arkadaşlar, süzgeç. Beni çok rahatlatıyor çünkü. Şimdi o süzgecin içinde balık mı var yoksa balık mı tutacaksın? Evet, denizin içine doğru götürüyor bunu. Lan balık mı var içinde? Yo, taşlar var. Ha, yer fıstığı mıydı lan o, anlamadım tam ama balık değildi yani onun. Ay yasınlar. Arkadaşlar onun tövbe estağfurullah. Oha, balığa bak. Adam yosun toplarken karaya vurmuş bir balığı daha buldu arkadaşlar. Balık da böyle sanki üstünden kamyon geçmiş gibi dümdüz. Lan niye kesiyorsun? İğrenç. İğrenç. O içinden çıkan ne acaba? Oha lan balık, bu ahtapot gibi bir şey arkadaşlar. Kavanozun içine girmeye çalışıyor şu an. Girdi hatta. Bildiğin şu an adamın eline verdi yani. Fırsatı. Evet, yine bir balığı tuzakladı ve yakaladı. Abi bu balık iğrenç bir şeye benziyor ama ya, bilmiyorum ama. Yeniyor mu acaba? Gerçi bunlar her şeyi yiyor ama. Ne oluyor lan? Bu nasıl bir balık ya? Bu balığın adını bilen varsa yoruma yazsın arkadaşlar, cidden. Çok ilginç ve garip duruyor. Evet, abimiz kazı makinesini de yanına almış ve profesyonel bir şekilde şu an karaya vurmuş balığı alıyor. Evet, çok güzel. Look diye çıkardı. Eliyle koymuş gibi çıkardı yani. Muhteşem. Ya biz de mi bu mesleği yapsak? Acaba para var mı lan bu meslekte? Bu arada bu videoda arkadaşlar saat 1.30'da çekiyorum. Değerimi bilin lütfen. Like atın. Kanalımıza yorum yapın. Oğlum iskelet çıktı lan. Bu balık değil, balığın iskeleti miydi lan o? Enteresan. Gerçekten videonun başlığı gibi enteresan balıklar yani. Hayatımızda hiç görmediğimiz balık türleri. En azından ben görmedim. Evet, abimiz kazı işlemine devam ediyor. Uzun uğraşlar sonucunda yine toprağın içinde esir kalmış bir kaplumbağa mıydı o? Ama serbest bıraktı, güzel. Bu hoşuma gitti. Oğlum bu nasıl balık lan? Yeni doğmuş bu galiba. Baksana küçücük. Kertenkelemsi, timsahımsı bir şey. Evet, abimiz bok deresine elini soktu, çamurlu dereye. Ve şu an bir balık arıyor. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Acaba çok mu büyük çok mu küçük derken yılan balığı çıktı. Oha oha. Bak bu bayağı büyükmüş işte. Bu balığa oha denir. Lan onu nasıl kaldırıyorsun sen? O kadar hafif mi lan göründüğü gibi? Bence çok ağır olması lazımdı onun ama. O ölmüş mü lan? Yo, ölmemiş, yaşıyor. Bunlar ısırmıyor mu lan böyle kollarıyla? Adam onu geri bıraktı. Teşekkürler. Kurtardı yani. Evet, yine enteresan bir balık arkadaşlar. Çok garip balıklar var gerçekten. Ya ben cahilim ya da harbiden hepimiz görmedik yani bu balıkları. Ama ben bunu küçük bir şey sandım lan ilk kafasını görünce. Evet, abimiz şu an mızrakla balık avına çıktı. Attı, tuttu. Oha, tuttu.
Evet. Arkadaşlar yani bunlar işlerinde profesyonel insanlar. Böyle şaşırmamak lazım. Helal olsun dayı. Helal olsun. Oha o ne lan? Terlik gibi. Vatos balığı mı? Yemin ederim altı annemin terliğine benziyordu böyle. Bak yapıştın mı bırakmıyor ha sülük. Ama buna eliyle dokunamıyor arkadaşlar. Demek ki tehlikeli bir şey. Makas. Pense lan penseyle tuttu balığı. Penseyle balık mı tutulur? Evet şu an her karışını yokluyor. İnşallah bir yerden çıkar diye. Buldun mu dayı? Bulursan haber et bize de. Evet işte bu. İşte bu yakaladı. Oha çok saldırgan lan. Direkt sopaya saldırdı. Baksana ısırıyor falan. Bu da inceden kalına doğru gidiyor böyle. İnceden kalınlaşıyor. Yani aklınıza başka şeyler gelmesin arkadaşlar. Çok da lan çok tontiş bir balık. Ben bunu alır beslerim. Ağzından baloncuk çıkıyor bir de. Gerçekten çok ponçik bir balıkmış. Bu da çok pis bir şeye benziyor ama oğlum ona nasıl dokunuyorsun? Çıldıracağım yemin ederim çıldıracağım. Deniz anası değil mi lan bu? Bildiğimiz deniz anası. Yok bu başka bir şey galiba. Anlayamadım ama sıktı buruşturdu ne yapıyorsun lan? Evet, topraktan bir su gideri açtı. Oradan şimdi sıkışmış bir balık gelecek diye ümit ediyoruz. Daha da çok açıyor. Peki bu balıklar susuz nasıl yaşıyor diyeceğim de buranın içinde su varmış zaten ya. Hadi ne çıkacak hadi? Heyecanlandırıyor bizi. Oha, birden fazla balık çıktı herhalde, evet. Renge bak, rengi çok güzel. Bak tehlikeyi sezince hemen toprağın altına nasıl girdi görüyor musunuz? Yengeçle oyun oynuyor. O neydi lan? Bak işte böyle şeylerden iğreniyorum ben ya. Abi denize girmeyeceğim artık ben. Bu kadar canlı var mı denizde ya? Gerçi bilmem kaç tane balık türü var arkadaşlar açıklanmış. Merak ettim lan dur bakayım diyeceğim de. Fazla yani onu bilin yeter. Evet buradan ne çıkabilir diyeceğim her yerde zaten bir küçücük bir şeyler var ama. Oh my god. Evet. Tek tek topluyor. Evet arkadaşlar benim videomuzun daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz tepkiler istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağdaki soldaki diğer videolardan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Tam kafamdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalı kapı yapıyor.